Merhaba arkadaşlar. Geçen dersimizde upload etmek istediğimiz dosyanın bilgilerinin nasıl alınacağını görmüştük. Bu dersimizde de artık upload işlemini gerçekleştirebiliriz. Yine PHP dersleri klasörümüz içindeyiz. Localhost'umuzda aynı index ve upload dosyalarımız var. Editörümüzde açalım bunları. Şimdi bunların üstünde değişiklikler yaparak dosyayı upload edeceğiz. Şuraya bir klasör oluşturalım. Bu klasörün içine upload edeceğiz bu resimleri. Mesela Image diye, image, resimler diye İngilizce bir klasör oluşturalım. Yalnız şöyle bir olay var arkadaşlar. Ben size daha doğrusu burada Localhost'u anlattığım için bu dosya kaydetme olayında hiçbir sorun yaşanmıyor. Ancak sunucu tabanlı çalıştığın zaman, yani web ortamına dosyayı upload ettiğin zaman veya web ortamında herhangi bir dosyada değişiklik yapmak istediğiniz zaman, içine kaydetmek veya değişiklik yapmak veya herhangi bir içine bir dosya silmek, arkadaşlar Cmod ayarı diye bir ayarlar var. 777 olarak bu değiştirme ayarını ayarlamanız lazım. Cmod ayarı 777 olacak arkadaşlar. Onu dikkat edelim. Onu hatırlatmak istedim. Şimdi ben Localhost'umuzda bu upload işlemini size anlatayım. Hemen geçen dersimizde ne yaptığımıza bakalım. Dosyanın kaynak ismini, kaynağını, ismini, formatını ve boyutunu almıştık. Burada şimdi bir hedef şeklinde değişken belirleyelim. Dosyanın nereye kaydedileceği şeklinde. Burada hedefimizde imaj diye dosya oluşturmuştuk arkadaşlar. O klasör oluşturmuştuk. O klasörü yazıyoruz. Şimdi burada bazı şeyler belirlemiştik. Kendi kafamızda koşullar belirlemiştik. İşte illa resim JPEG formatında olacak. İşte 50 kilobayttan büyük olmayacak şeklinde. Neyse, bunlar sağlandı ise bu else'nin içine geliyoruz arkadaşlar. Ve burada artık yapacağız upload işlemimizi. Mesela şurada D hedef diyelim buna. Dosya hedef anlamına gelen, hepsine D koyduk başına. Burada da yine dosya yükle diyelim arkadaşlar. Dosya yükleme işlemini hangi komutla yapacağız? Move uploaded file. Bunun zaten birebir Türkçesi nedir arkadaşlar? Uploaded file, upload edilmiş dosya, move da taşı demek. Yani upload etmek istediğimiz dosyayı taşı. Yani ne oluyor bu? O dosyayı al sunucuya, kaydet, sunucuya yükle anlamına geliyor. Buradaki uploaded file da, burada hatırlarsanız index'te burada göz attan seçtiğimiz dosya bizim uploaded file'ımız oluyor. Upload ettiğimiz dosya oluyor ve bu move komutuyla da bu dosyayı taşımış oluyoruz. Şimdi bu komut tabii ki sadece bu kadar değil. Parantez içinde arkadaşlar bunun iki tane durum belirlememiz lazım. Birincisi haliyle dosyanın kaynağı. Onu yazıyoruz. Virgül koyuyoruz arkadaşlar. Diğeri de arkadaşlar dosyanın hedefi. Onunla CTRL-C ile aldım, yapıştırdım. Sonra nokta koyuyorum. Tek tırnak içine şu slash işaretimi koyuyorum. Ya da bölü işareti de diyebilirsiniz. Ve ne yazacağım arkadaşlar? Dosyanın adını yazacağız. Onu nereden alıyoruz? D isim. Onu da CTRL-C ile aldık. Kaydettik. Yani şu yaptığım şey ne anlama geliyor? Şurada hemen yazayım göstermek için. Mesela bir klasörün içine girdiğim zaman ne yazar? Şimdi burada mesela neydi? Logo nokta JPEG. Yani klasörümüzün üst tarafında hani adres çubuğunda yazar ya, imaj klasörünün içine logo.jpeg'i açtığımız zaman, tıkladığımız zaman şu şekilde bir yazım çıkar. İşte bu anlama geliyor. Yani imaj klasörünün içine eğer dosyanın ismi neyse şu şekilde kaydedecek. İmaj içine logo.jpeg olarak kaydedecek mesela. Şimdi bu komutla upload işlemimizi gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Bunun altına mesela bir if döngüsü yapalım. Bunun içine D yükle işte değişkeni yazacağız. Ve eğer bu komut düzgün bir şekilde gerçekleştiyse
bize bu yarayı verecek. Dosya yükleme başarıyla gerçekleşmiştir şeklinde. Yok eğer bir hata olduysa mesela onu da şöyle echo komutuyla dosya yüklenemedi şeklinde bir uyarı yazdıralım. Dosya yüklenemedi. Böyle kısa uyarı yazdıralım. Şimdi CTRL-S ile kaydedelim. Localhost'umuzdan açalım bakalım. Upload işlemimiz gerçekleşiyor mu? PHP derslerini çağırdık. Klasör karşımıza çıktı. Logo JPEG formatında seçtik. Aç dedik. Yükle dediğimiz zaman dosya başarıyla gerçekleşmiştir. Şöyle BR atarsak daha iyi gözükecek. Nereye yazdım ben onu? Şunların sonuna BR atacağız. Bir tane de şuraya atalım. Kaydedelim. Yenile diyelim. Gördüğünüz gibi dosya başarıyla dosya yükleme başarıyla gerçekleşmiştir dedi ve altta da dosyanın bilgilerini verdi. Ha bu dosyanın bilgilerini kendimiz için alabiliriz ama kullanıcıya sadece atıyorum profiline resim yükledi. Dosya yükleme başarıyla gerçekleştirmiş uyarısını verebiliriz. Şimdi arkadaşlar hemen imaj klasörünün içine geldiğim zaman gördüğünüz gibi logo klasörü yüklenmiş oldu içine. Ne yaptık? Bu şekilde bir upload etmiş olduk. Peki eğer şöyle bir durum olursa arkadaşlar, şimdi atıyorum Ahmet isimli iki tane kullanıcı var. İkisi de bilgisayarında kendi resmini Ahmet diye kaydetmiş ve upload edecek. İkisinin de ismi Ahmet. Peki ne olacak? Bir Ahmet buraya geldi, resmini yükledi, upload edildi sisteme. İkinci Ahmet yüklediğinde en son yükleneni kaydedeceği için ilk yüklenenin resmi kaybolmuş olacak. Yani burada bir isim değişikliği olayına gitmemiz lazım. Peki bu isim değişikliği olayını nasıl yapabiliriz? Burada bir rastgele isim üretme gibi bir seçeneğimiz var arkadaşlar. Şimdi onu nasıl yapacağız? Hemen ona bakalım. Buraya arkadaşlar önce bir dosyanın uzantısını aldırtıralım. Dosya uzantı şeklinde değişkenimizi oluşturalım. Bunu nasıl alacağız? Substr diye bir komut var. Bunu ilerleyen derslerimizde de göreceğiz arkadaşlar. Buraya dosyanın şurada dosya isim diye bir değişkenimiz vardı. Bunu yazacağız. Virgül yazıyorum ve eksi 4 diyorum. Bu ne olacak arkadaşlar? Kişinin yüklediği isim atıyorum ahmet.jpg'ti. Gidecek oradaki .jpeg'i bize alacak. Yani kişinin ismi ahmet.jpeg yüklediği isim. Ne yapacak onun? Son 4 tanesini alacak. Yani ahmet.jpeg'in gidecek. Şu 4'ünü alacak. Bu şekilde dosyanın, kişinin yüklediği dosyanın uzantısını biz almış olacağız. Ne dedik? Rastgele bir isim vereceğiz dedik. Ona ne diyelim? Rastgele ad diyelim. Şimdi bu değişkenimizi nasıl oluşturacağız arkadaşlar? Burada iç içe fonksiyonlar kullanacağız. Şimdi MD5 fonksiyonu içinde Unique ID, yani eşsiz ID, bir eşi olmayan anlamına gelir bu. Bu Unique ID'nin de içinde arkadaşlar Rand, hani rastgele sayıda görmüştük, rastgele sayı üreten Rand'ın da içinde, şimdi Rand'ın bir kendine ait parantez açılıp kapatılması var. Unique'in kendine ait bir parantez açıp kapatılması var. Bir de MD5'in parantez açıp kapatılması var. Bu parantezleri eksik yapmayalım. Bu MD5 rastgele üretimi sağlayan bir kod. Rastgele sayı üreteceğiz. Rand komutu ve Unique ID'yi üçünün birleşimiyle, bu fonksiyonun birleşimiyle rastgele bir isim üreteceğiz daha doğrusu. Ve substr ile arkadaşlar bununla parantezini açalım, kapatalım. Substr ile ben bunun virgül koyalım. 0 ile 5
haneli rastgele isimler olmasını istiyorum. 5 haneli rastgele isimler olmasını istiyoruz. Peki şu anda ne yaptık? Artık yeni bir rastgele ad belirleyeceğiz. Ne diyeceğiz? Dosya yeni adı diyelim. Ve bunu nasıl yazacağız arkadaşlar? Bu rastgele adı alacağız. CTRL-C nokta bir de dosyanın uzantısını. İkisini beraber yazdığımızda şimdi norm mesela ahmet.jpeg'ti. Şimdi burada rastgele üretilmiş olan ad.jpeg olarak karşımıza gelecek. Şimdi şöyle koduma bir bakıyorum. Ve şunu değiştirmemiz lazım. Yani burada ne yapıyorduk? Hedef bölü işareti dosya ismi alıyorduk ama burada artık dosya isim artık değişti. D yeni adı oldu. Bunu copy paste yapıyorum buraya. Ctrl V ile yapıştıralım. Artık ne olacak? Hedef klasörüne yeni rastgele adıyla kaydedilmiş olacak. Ctrl S ile kaydettik. Bakalım kodumuz inşallah çalışıyordur arkadaşlar. Şurada bir 2-3 tane BR atalım. Güzel gözüksün. Mesela logo klasörünü yükleyelim. Zaten bunu yüklemiştik. Şuradan bakarsanız bildiğiniz gibi imajın içine logo var. Logoyu seçtik. Aç dedik. Yükle dedik. Dosya yükleme başarıyla gerçekleşmiştir. Bir daha seçelim. Gelelim bakın. İçine gördüğünüz gibi 5 haneli rastgele bir sayı üretti ve ona rastgele bir isim verdi. Bir daha aynı logoyu seçelim. Yükle diyelim. Dosya yükleme başarıyla gerçekleşmiştir. Göz at diyelim. İmaja gelelim. Gördüğünüz gibi bu sefer de EC141 şeklinde kaydetti. Bir daha göz at diyelim. Yani atıyorum sitenize kaç 5 tane, 10 tane, 20 tane Ahmet gelsin. Aynı isimle dosya kaydetmeye kalksın. Bu şekilde belirttiğiniz kod sayesinde gördüğünüz gibi JPEG formatında kaydediyor resimlerimizi. Ve rastgele isimler atarak dosyaların çakışmasını engellemiş oluyoruz arkadaşlar. Evet, bu dersimizde işlediğimiz konuya, gördüğümüz kodlara bakalım. Esas önemli olan move uploaded file, yani dosyayı upload etmeye yarayan kodumuz. Kaynağımızı yazıyoruz. Bunun için iki değişken belirliyoruz. Birincisi kaynak, ikincisi de hedef bölü yeni ad. Tabii bu yeni adı rastgele olarak biz burada bazı işlemlerle belirttik. Rastgele isim üretmek için de md5 unique id rand komutunu, bu iç içe 3 fonksiyonu kullandık ve substr ile bunu 5 haneli olarak belirledik arkadaşlar. Ve ilk kişinin yüklediği, atıyorum ahmet.jpeg ile yükle dedik ki, o .jpeg uzantısını aldık. Yeni oluşturduğumuz rastgele ismin sonuna şuradaki yeni adla eklemiş olduk ve bu şekilde yeni rastgele isimler içeren kullanıcının yüklediği resimleri sistemimize upload etmiş olduk. Son kez hatırlatıyorum arkadaşlar, bu Localhost'ta size örneği anlattığım için hiçbir ayar yapmıyorum ama hostunuzda, sunucunuzda Chmod adı ayarınızı bu imaj dosyası için, içine kaydettiğim bu imaj dosyası için o dosyanın Chmod ayarını 777 yapmak zorundasınız. Aksi halde içine bir değişiklik yapamazsınız. Upload işlemi gerçekleşmez. Evet, bu dersimiz bu kadar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.